Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben böreklerimi sardım. Şimdi bunun üzerine siz arzu ettiğinizde, fırınlamak istediğinizde sadece yumurta sarısını sürerek çırpıp sürüyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde fırınlıyorsunuz. Ancak bizim amacımız bayram hazırlığı, yani dolapta tutabileceğimiz, her an elimizin altında olabilecek ürünlerdi. Şimdi ben bunları dolaplarımızda nasıl saklarız onu göstermeye çalışacağım. Evet, pardon. Şimdi birbirine de yapışmaması için yağlı kağıt kullanıyoruz. Mesela aldık bir tanesini şu şekilde tutun. Bu bir. Kaplar içerisinde de tutabilirsiniz. Ama bu hani yer işgali edeceği için ben tercihimi bu şekilde kullanacağım. Buzdolabı poşetlerine koyup koyup buzluğuma atacağım gençler. Evet. Bu şekilde. Evet. Şu büyük parçayı alalım mesela. Yapışmıyor, etmiyor. Birbirine de karışmayacak böylelikle. Önemli olan da bu zaten bizim için. Şunu biraz daha alabilirim. Daha uzun ömürlü, birbirine yapışmadan ürünlerinizi saklayabilirsiniz. Böylece tepsileriniz de çok kirlenmeden temize çıkar gördüğünüz gibi. Şu bir silmemiz yeterli. Evet. Şimdi bunları da poşetleri dolaplarımıza atalım. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. Ürünlerinizi yalnız eğer ki tavada kızartma gibi bir durumunuz varsa tavsiye edeceğim. Mümkün olduğu kadar şey yapın. Dışarıya çıkartın, buzluğunuzdan bir hani çözülsün. Ondan sonra kullanın. Şöyle yan yana arkadaşlar, üst üste değil. Yan yana koyalım lütfen poşete. Bu zaten büyük ürünlerdi. Şöyle ağzını, havasını biraz aldıktan sonra lütfen bağlayın. Böylece dolaplarınızda yer alsın ürünleriniz. Evet. Gerçekten pratik lezzetler bunlar. Bulunmasında fayda var elinizin altında. Aynen şöyle. Birbirine de yapışmamış olacak. Evet. Şimdiden saklaması kolay olan bu ürünleri inşallah ağız tadıyla güzel bayram sofralarında tüketmeniz dileğiyle görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.